Saygıdeğer izleyenler, Ünye'nin eski adıyla Yavi, köyü yeni adıyla Yavi mahallesindeyiz. Burası Ünye'nin, Ordu'nun büyük şehir olmadan en büyük mahallesi, en büyük köyüydü. Yani nereden baksan binin üzerinde nüfusu olan bir yer. Ancak burası zaman zaman sosyal medyaya susuzluktan dert yanan köy olarak çıkıyor. Bu köyde ülke genelinde olduğu gibi arzulanan ölçüde sudan nasibini alamayanlardan insanlar da var. Aslında bir kişi susuz ise 99 kişinin sudan istifade etmiş olmasının manası yok. İnsanlık adına da, dinimiz adına da bu böyle. Devlet yetkilimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız zamanın evvelinde demişti. Köyünde, kasabasında, şehrinde suyunu getiremeyen, yolunu yapamayan yöneticiler görevi bıraksınlar, gitsinler demişti. Şimdi biz susuzluktan zaman zaman dem vuran, susuzluktan dolayı yetkililerine sitem eden Yavi köyündeyiz ve bu köyde denk geldiğimiz fındıkçı bir kardeşimize sormak istiyoruz. Bu su konusunda ne zamandan beri dert var? Ya da gerçekten su yok mu? Var da mı yok? Aslında yağış alan bir bölgede olmamıza rağmen susuzluk çekimimiz de hakikaten bizim düşündürmesi gereken bir yanımız. Evet, sizi tanıyalım. Adım Fehmi Çağlayan. Bu köyde yaşıyorsunuz. Bu köyde yaşıyorum. Yani bu köyde genelde daha çok fındık zamanı geliyorum. Tamam. Kendim Ünye'de ikamet ediyorum. Burada 2013 yılından beri köyümüze Beldes projesiyle su geldi. Yani 2013 yılından itibaren geçen yıla kadar zaten köy muhtarlığı idare ediyordu bu işi. Ama her yıl aynı durum vardı. Bizde yaz aylarında su 2013'ten beri hiçbir zaman devamlı akmadı. Bu her yaz ayında kesildi. Kışa doğru su verilmeye başladı. Zaten kışın köyde kimse de kalmıyor. Çok az kişi var. Ama yaz ayına geldiği zaman susuzluk has safhada. Biz genelde daha önceler şey yapardık. Lombardinimize işte kaplarımızı koyardık. Bidonlarımızı koyar gider bir yerlerden su alır gelirdik. Ama 2013'te de biz ondan sonraki senelerde de ara ara bunu taşıdık. Yani su parası çoğu kişi sorduğumuz zaman verilmedi dendi. İşte köyde yeterli elektrik parası toplanamadığı için. O yüzden elektriğimiz kesiliyor. Dinamolar çalışmadığı için su gelmiyor dendi ama biz geçen yıl bu su OSKİ'ye bağlanınca dedik inşallah bundan sonra rahat edeceğiz. Evet. Ama bu son bir aydır özellikle kesilmeye başlanmış. Biz bayramda köye geldik işte fındık için köye geldik. Ben hiçbir zaman günde 200 saatten fazla suyun aktığını geldiğimden beri görmedim. Mesela dün genelde sabahları gece yarısından sonra sabaha karşı suyun verildiği söyleniyor ama dünden beri hiç akmadı. İşte sorulduğunda da benim duyduğum, kendi muhtardan duymadım ama muhtar da benim akrabam burada, teyzemin oğlu. Tamam. Şey söylenmiş, işte suyun gözünde yağışlardan dolayı bozulma var. OSKİ'nin ekipleri burada devamlı çalışıyorlar. İşte su biriktikçe veriyoruz gibi bir şey söylenmiş. Yani birikenin halk mağdur olmasın diye veriliyor diye söylenmiş ama bu da epeydir dediğim gibi bir aydır yaklaşık su kesintisi var. Yani onunla mı alakalı çok da bilmiyorum bunu. Ama 7-24 yağış alan bir bölgede olmamıza rağmen susuzluk çekmemiz sizce garip değil mi? Ya çok garip. Yani tabii ki bu tek bir yerden suyun gözüne bakıldı. O bağlandı. Belki köyümüzde farklı yerlerde aslında ufak da olsa bayağı boşa akan sular var. Bunlar yapılsa, tekrar birleştirilse belki ikinci bir depo da yapılabilir. Zaten biz 2013'ten beri bir de Ünye'nin en pahalı belki su içen köyüydük. 2013'te biz belki dolar 2 lira yoktu, 4 liradan su içiyorduk. Hala 4 küsür liradan su parası ödüyoruz. Yani çok pahalı ama dediğim gibi para ödediğimiz halde de sudan da yararlanamıyoruz. Saygıdeğer izleyenler, Yavköylü kardeşimiz diyeceğini dedi. Alması gerekenler de inşallah cevabını almıştır, gereğini yaparlar diyor. Saygılar sunuyoruz.